Refah yasası. Şimdi de size servet oluşturma formülünü anlatma zamanı geldi. Aranızda birileri bana hayatımızda para en önemli şey değil. Çok para kötülük getirir. Parayla mutluluk satın alınmaz. Zenginler dürüst değillerdir. Helal yoldan çok para kazanamazsın diyebilir. Daha 100 yıl önce yazar Wallace Wulders bana yoksulluk lehine kim ne dersen desin gerçek gerçek olmaya devam ediyor. Para olmadan dolu dolu bir hayat yaşamak neredeyse imkansızdır. Peki nasıl zenginlik oluşturabiliriz? Günümüzde zenginlik oluşturmak için modern araçlarımız var. Aslında zenginliğin büyüklüğü kaç kişiye yaşamlarını iyileştirmeye yardımcı olabileceğinize bağlıdır. Başarılı insanlara baktığımızda göreceksiniz ki onlar başka insanlara hayalindeki yaşamı oluşturmaya yardımcı olmuş insanlardır. Çok zengin olan insanlar niçin dünyaya geldiklerini biliyor. Her günlerini bir anlam üzere yaşıyor, sevdikleri işi yapıyor ve başkalarına yardımcı oluyorlar. İşte tam da bu zenginlik yaratmanın sırrıdır. Gördüğünüz gibi dahice olan her şey basittir. Başarı dergisinin ana editörü Darren Hardy şöyle söylüyor. Gelir seviyeniz yardımcı olduğunuz insanların sayısı ile doğru orantılıdır. Sahip olduğunuz ürün veya hizmetiniz sayesinde insanlara yardım etmeye çalışırsanız, ürünlerin düşük fiyatına rağmen zenginliğe ulaşabilirsiniz. Unutmayın ki zenginlik hizmetten ve başkalarına yardım etmekten gelir. Az para kazanıyorsunuz diye ülkeyi, hükümeti veya başarılı iş adamlarını suçlamanıza gerek yok. Sadece kendinize şu soruyu sorun. Şu anda kaç kişiye yardım ediyorum? Dünyanın en zengin insanlarından biri olan Donald Trump'ın dediği gibi gerçekten ne düşünüyorsan büyük düşün. Büyük düşünmek sizin seçiminiz. Şu anda nasıl bir durumda bulunduğunuzdan bağımsız olarak kimse size büyük kategorilerle düşünmenizi yasaklayamaz. Zenginlik oluşturmanın sırrını öğrendiğim zaman düşünmeye başladım. En iyi ne yapabiliyorum? Ve insanlara nasıl yardımcı olabilirim? Ve anladım ki uzman olduğum konuda interneti kullanarak yani internetin sayesinde aynı anda daha fazla insana ulaşarak onlara yardım edebilirim. Bireysel çalışmak yerine gruplarla çalışma zamanı gelmişti. İnternet sayesinde coğrafi sınırları ortadan kalktı ve müşterilerim sayısı da artmaya başladı. Doğal olarak da kazançlar da artmaya başladı. Öncelikle hangi alanda iyi olduğunuzu bilmeniz şart. Hangi konuda uzmanlaşabilirsiniz? Daha fazla insanın hayatını nasıl iyileştirebileceğinizi ve onlara nasıl yardımcı olabileceğinizi düşünün. Bunları düşünürken de büyük düşünün.